Migros TV'deyiz. 2022'nin yeni yılın ilk bölümü. Gerçi ben unutkanlıkla uzun bir süre daha tarihi 2021 diye atarım muhtemelen ama umarım hepimiz için güzel bir sene olur. İki kitap var önümde. İkisi de yerli ve yaşayan yazarlarımızdan. Önce hayatlarına, sonra da kitaplarına bakacağız. Peki bunlar hangi kitaplar? Hakan Günday'dan Zamir'i seçtim ilk olarak. Bir diğeri ise Nilay Örnek'ten Her Umut Orta Karar. Hakan Günday 76'da Rodos'ta doğuyor. Hesaplamakla uğraşmayın, hiç ben söyleyeyim. Kendisi şu an 45 yaşında. İlkokulu Brüksel'de, yani Belçika'da okuduktan sonra Ankara'daki Tevfik Fikret Lisesi'ne gidiyor. Bitiriyor oradaki liseyi. Sonra da Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Bölümü Fransız Mütercim Tercümanlık bölümüne geçiyor. Bence bu önemli bir detay çünkü kendisi Fransız yazarları okumaya çok istekli. Her zaman bu konuda çok meyilli olmuş bir adam. Özellikle Louis Ferdinand Céline'i çok beğeniyor. Ve özellikle onun Gecenin Sonuna Yolculuk kitabının büyük bir hayranı. Bunu birçok röportajında da ifade ediyor. Dolayısıyla bu kitabı defalarca okuduktan sonra bir de kendi orijinal dilinde okumaya çalıştığını tahmin etmek güç değil. Bu arada bitirmiyor bu tercümanlık bölümünü. Oradan Brüksel'e geçiyor. Sonra tekrar Ankara'ya dönüp kamu yönetimi okumaya başlıyor. Ama onu da bitirmiyor. Daha doğrusu zaman aşımı diyebileceğimiz bir konudan dolayı okuldan atılıyor ve sonra bir anda yazmaya başlıyor. Hatta bunu katıldığı bir üniversite söyleşisinde şöyle anlatıyor. Atıldıktan sonra alışkanlık yüzünden ertesi gün tekrar okula gittim. Ama binanın önüne gelince dedim ki ben artık karşı tarafa geçeyim. Karşı taraf dediğimde karşı kaldırımda kıraathaneler ve kırtasiyeler vardı. Defter kalem aldım kendime ve kıraathaneye gittim. Asansör 4. katta durdu diye bir cümle yazdım deftere ve yazmaya devam ettim. Bahsettiği cümle ilk romanı Kinyas ve Kayra'nın İlk cümlesi gerçekten. Yazar henüz 24 yaşındayken basılıyor bu roman ve epey ses getiriyor. Kinyas ve Kayra, iki yıkıcı karakter. Madem hayattayız, yaşayalım o zaman diyorlar. Artık ölümsüzüz, ölene kadar. Biraz düşününce garip bir paradoks değil mi? Aslında hepimiz ölümsüzüz hakikaten. Ama ölene kadar. Bu biraz şey gibi, filozof Epikür'ün ben varsam ölüm yok, ölüm varsa da ben yokum mottosu gibi. Böyle yaşıyor karakterler. Yakarak, yıkarak yaşıyorlar. Peki biz bunu niye okuyalım? Çünkü bize ayna tutuyorlar. Ama kara ayna. Hakan Günday'ın ilk kitabından son kitabına kadar yaptığı şey bu aslında. Toplumun karanlık yönlerini, karakterleri ve onların eylemleri vasıtasıyla aynı toplumun yüzüne vurmak. Yeraltı edebiyatı diye geçiyor kitapları. Yeraltı biraz bu zaten. Yani kahramanlardan çok anti kahramanlara yer veren, işsizlerin, serserilerin, berduşların, ötekilerin, arka sokakların ön planda olduğu bir tür. Gerçi kendisi bu tanımlamaya, daha doğrusu bu başlığa pek katılmıyor. Ben yeraltı değil, macera romanları yazıyorum diyor. Aslında haklı da yani çünkü onun kitaplarını böyle belli bir türe sığdırmaya çalıştırmak, belli bir kalıba sokmaya çalışmak hakikaten çok zor bir şey. O zaman gelelim son kitabına. Zamir, yine çok satanlarda. Ama burada şöyle bir fark var. Onun kitapları çok satıldığı için sevilmiyor. Sevildiği için çok satıyor. Bu her zaman böyle olmaz ama bunu başka bir bölümde konuşuruz detaylıca. Zamir'deki ters köşe şu. Mesela Nazilerin başrolde olduğu bir kitap okuduğunuzu ya da bir film izlediğinizi düşünün. Bütün öfkenizi bir Nazi'den çıkartmanız, o Nazi karakterini sevmemeniz doğaldır, normaldir. Ama bu kolaya kaçmaktır aslında biraz. Özellikle yazarı tarafından. Bu kitaptaysa aslında kulağa hoş gelen, normalde rahatlıkla sevebileceğiniz biri var. Çünkü karakterimiz bir barış elçisi. Barış elçisi. Kulağa hoş geliyor değil mi? Ama burada bir ikiyüzlülük var diyor yazar. Başka birçok şeyde olduğu gibi. İklim zirvelerine özel jetleriyle giden insanlar mesela. Ne acayip değil mi? Sen güya oraya dünyayı kurtarmaya gidiyorsun ama jetin karbon salımında bir numara. İşte yardım vakıfları, sivil toplum kuruluşları vesaire kulağa iyi insanlardan oluşan topluluklar gibi gelen bu gruplar sorgulanıyor bu kitapta. Bence çok güzel bir ters köşe. Zamir'in görevi de mesela savaşları durdurmak. Düşünüyor insan nasıl barışır? Ama bulduğu yanıtların ya da yaptıklarının savaşmaktan çok da bir farkı kalmıyor. Bu noktada sorgulamaya başlıyoruz biz de. İyi ya da kötü nedir? Doğru ya da yanlış nedir? Şiddet ve argo yine ağır basıyor kitapta. Yapacak bir şey yok. Yazar demek ki dünyayı böyle görüyor ve böyle okuyor. Biz de yazarın gözünden yeni bir anlam veriyoruz dünyaya. İyiye, kötüye, yanlışa ve doğruya. Şahsen yeraltı edebiyatının azılı bir okuruyum ve Hakan Günday'ın bu konuda önemli bir emsal teşkil ettiğini düşünüyorum. O her ne kadar bunu kabul etmese de bu türün ülkemizde bilinmesine ve yayılmasına vesile oldu.
Zamir'de ve diğer kitaplarında genel olarak sokağın dilini kullandığı için ondan böyle bir Dostoyevski gibi Balzac edebiyatı beklemek anlamsız olur. Ama bu üslupla yazıyor olması kitaplarının edebi olmadığı anlamına da gelmiyor tabii. Başta böyle basit gibi görünen cümlelerinin paragraflarının üstüne düşünce ve düşününce aslında gayet de derinlikli olduğunu fark ediyorsunuz. Ki gerçek bir entelektüelin ya da sanatçının misyonu budur zaten. Komplike bir şeyi basit bir şekilde anlatabilmek. Hakan Günday bunu da çok iyi başarıyor. Bu arada Hakan Günday benim, yani şahsen benim izlediğim en iyi yerli dizi olan Şahsiyet'in de senaristiydi. Zaten hep derdim, yani romancılar niye senaryo yazmıyor, bu işe girişmiyor diye. Gerçekten çok başarılı bir işti. Keza birçok ödül de alan Daha isimli romanı da sinemaya uyarlanmıştı. Yönetmeni Onur Saylak olunca orada da ortaya çok güzel bir iş çıkmıştı. Sıradaki kitabımız Nilay Örnek'ten Her Umut Orta Karar. İsim konusunda çok başarılı bir yazar. Diğer kitabın ismini de çok seviyorum. Bütün iyiler biraz küskündür. Nilay Örnek bir gazeteci aslında. Hem de çok iyi bir gazeteci. Büyük ihtimalle birçok kez bir haberin ya da bir yazısını okumuşsunuzdur hepiniz. Yaklaşık 3 sene önce ise Nasıl Olunur isminde bir podcast serisine başladı. Farklı alanlardan başarılı bulduğu insanlara en basit tabiriyle nasıl olduklarını, yani kendilerini nasıl var ettiklerini sordu ve bu konusuna dertleştiği bir podcast bu. Bunun diğer konuklu formatlardan, programlardan daha çok tutmasının sebebi ise Nilay Örnek'in gazeteci düsturuyla konuklarını iyi araştırması, iyi analiz etmesi ve onlara derinlikli sorular sorabilmesi. Ama benim Nilay Örnek'e dair en sevdiğim şey ondaki merak duygusu. Merak etmek, heyecan duymak. Bunlar bizi aslında hayatta tutabilen yegane şeyler. Ve Nilay Örnek'te bolca bulunuyor bu. Tüm bu sebepler bir araya gelince aslında biraz belki geç de kalmış olsam da bu kitabını okudum. 47 tane yazı var içinde, deneme yazıları. Bu kitabı okuyunca şeyi fark ediyoruz, yani bir yazarı ne sevindirmiş, ne hüzünlendirmiş, neyi merak edip nelerin peşine düşmüş hepsini anlayabiliyoruz. Artemis Yayınları'ndan çıkan kitabın arka kapağında şu yazıyor. Yaşamak umudumuzu besleyerek yaşayabilmek için yalnız olmadığımızı hissetmemiz gerekiyor. Sevinçlerimize, umutlarımıza, gelecek planlarımıza, geçmişle hesaplaşmalarımıza ortak arıyoruz. Bu kitap ve yazarı da öyle. Hem ortak arıyor hem de ortak oluyor. Into the Wild diye bir film vardı. Mutlaka hatırlayanlar çıkacaktır. Yabana Doğru isminde bir kitabın aslında uyarlamasıydı. Genç bir gezgin kredi kartını kesip kalan son parasını da böyle bağışlayıp böyle bir yolculuğa çıkıyordu. Uzun bir yolculuğa. Filmin bir sahnesinde, hangi sahnesinde onu söyleyeyim spoiler olmasın diye ama bıçakla masanın üstüne bir cümle, bir yazı kazıyordu. Gözyaşlarıyla kazıdığı bu cümlede şey yazıyordu. Happiness only real when shared. Paylaşmak. Paylaşmak çok önemli bir konu bu. Sadece mutluluğu değil, acıyı da paylaşmak. Yanlış hatırlamıyorsam Ece Ayhan'ın bir dizisinde geçiyordu. Diyordu ki insan yarası yarasına denk düşeni sever. Çünkü bizi birbirimize bağlayan şeyler bunlar aslında. Umudumuza ortak bulmak, hüznümüze ortak bulmak, hatta öfkemize ortak bulmak. Bu da önemli çünkü bu da çok insani bir duygu. Öfke duyabiliriz yani ama bak, nefret demiyorum. Nefret başka bir şey, o hastalıklı bir durum. Öfkeyle nefret duymak arasında çok büyük bir fark var. Sonuç olarak Nilay Örnek paylaşmış. Ben okudum ve çok beğendim. Size de öneririm. Bu her iki kitabı da Migros mağazalarından bulabilirsiniz. Ayrıca Migros TV'ye abone olun ki yeni videolar geldiğinde bildirimler gelsin, haberdar olabilin. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.